Bugün dördüncü gün. Hacire annenin geçen hafta Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binasının önünde başlattığı eylem hafta başında yeni annelerle devam etmişti. Bugün şu dakika itibariyle o binanın önünde tam 11 anne, 11 aile var. Oğullarını geri istiyorlar. PKK'ya sesleniyorlar. HDP'ye oğullarımızı nasıl dağa kaçırdıysanız aynı şekilde geri getirin diyorlar. Dağsını da söylüyorlar. Hacire, Fevziye, Emine, Ayşe isimler değil önemli olan. Onların tek bir adı var ve tek bir derdi. Anne onlar. Bir direniş tarihini sil baştan yazıyorlar. Koca yürekli annelerin cümleleri bunlar işte. Başlarım sizin PKK'nıza, başlarım sizin Kürdistan davanıza diyor analar. Oğlumu geri getirin yoksa dünyayı başınıza yıkarım da diyorlar. Yıkarlar da ana olmanın gücüne güveniyorlar. Diyarbakır'da genç kalmadı, genç bırakmadınız Diyarbakır'da diye haykırıyorlar. PKK'ya, HDP'ye 10 yılların öfkesiyle ve evladımı geri ver diyorlar elbette. Canlarını, canlarından bir parça oğullarını, biricik evlatlarını ya sağ salim istiyorlar geri ya da acı belki ama mezarlarının yerini bilmeyi. Ve bir de artık o analar bir arada olmanın gücüyle biraz da anaların öfkesi katilleri boğacak diye bağırıyorlar avazları çıktığınca. Bugün dördüncü günüydü direnişin. Hacire annenin Diyarbakır'daki HDP İl Başkanı binasının önünde başlattığı direniş ilk kar tanesiydi. Süzüle süzüle indi girdi gündemimize ama şimdi o kar taneleri bir çığa dönüştü. Kandile iniyor çığ. Ve bugün şu an o binanın önünde tam 11 anne, 11 aile var. PKK'dan ve HDP'den oğullarını geri istiyorlar. Ya geri alacaklar ya da dünyayı teröristin başına yıkacaklar. Evlat hırsızları. Sabır sabır sabrımız saçtı artık. Tehdit. Neysiniz? Ne diyorlar tehdit olarak? Tehdit olarak en iyi ihtimalle hani öldürüleceğimiz. İftira. Biz daha para da almış biliyor musunuz? Ya oğlumuzu çocuğumuzu satmışız. Düşünebiliyor musunuz? Ayıp ayıp. Kışkırtma. Sizin için bir büyüttük biz. Ve sizin için bir adım atıyoruz. Sevdiye'ye gelelim. Biz buraya çok meraklıyız. PKK'nın kandırdığı, zorla dağa kaçırdığı çocukların, kaçırıp esir ettiği polis ve askerlerin aileleri canları pahasına evlat nöbetini sürdürüyor. Kürdistan'ı istemiyorum. Kürdistanları batsın. Bundan daha ağır bir acı nasıl anamam ben. Oğlumu geri istiyorum. İmamoğlu neredesin? Gel bizim çocuklarımızı getir bize. İftirayla yıldırmaya, tehditle vazgeçirmeye, baskıyla uzaklaştırmaya çalışılan aileler HDP il binası önünde direnişe devam ediyor. Peki burası mı onun yeri? Yani burası ne yapabilir ki? Burası Kandil'e ana merkezi. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Buraya gelmeden çocuk gidemez. Ben çocuğumu buradan istiyorum. Kesinlikle kafamı kesseler dahi ben buradan ayrılmayacağım. Yeter artık. Çocuğun son görüntüsü binaya giriyor, çocuğu kayboldu. HDP Başkanlığı binası önünde günün ilk saatleri yine hareketli başladı. Anneler evlatlarını geri istiyor. İşte binaya girmeye çalışıyor. Zaman zaman böyle tansiyon yükseliyor. Çünkü yüreği yanık anneler günlerdir burada evlatlarının geri gelmesi için büyük bir umutla bekliyor. Gel böyle. Gel. Gel. HDP milletvekili Saliha Aydeniz, evlat nöbeti tutan annelere kolay gelsin diye seslendi. Bu imalı sözler yüreği yanan annelere isyan ettirdi. Çocuklarımızı verin. Çocuklarımız nerede? Çocuklarımız nerede bizim? Çocuklarımızı istedik biz. Nasıl aldıysanız öyle getirin. Ben sizde mal istemeyeyim, mülk istemeyeyim. Ben çocuğumu isteyeyim. Kendi çocuğumu istiyorum. Çocuğum hakkım benim. Ciğerimi istiyorum. Ciğerimi ben de benim istiyorum.
istiyorum. Olmaz. Ben yanayım. Ben küçük Müslüm'ümü istiyorum. Sabah saatlerinde yüreği yanan bir anne daha soluğu Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binasının önünde aldı. İşte o acılı annenin adı Aysel Koyun. Oğlu Nejat Koyun için burada. 5 yıl önce PKK tarafından oğlu kaçırıldı. Oğluna kavuşmak için o anne de burada HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Bir keresinde internetten çıktı, dağdaydı. Çocuğumu geri getirsinler. Çok istiyorsa onlar kendi çocuklarını göndersinler. HDP binası önünde yüreği yanan ailelerin eylemi 4. gününe girerken ailelere destekte çığ gibi büyüyor. Başta Kadın ve Demokrasi Derneği olmak üzere Memur Sen Kadın Komisyonu da bugün Ankara'dan Diyarbakır'a geldi.